Bugün OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Türkiye bir seçimden çıktı. Sanayiciler olarak ya da üreticiler olarak OSTİM nasıl baktı seçim sürecine, Türkiye'nin seçim sürecine? Hemen bu sıcak gündemle başlayalım. Ya öncelikle size teşekkür ediyorum. Sonra radyo, Doğa Radyo dinleyicilerine de saygılarımı sunarak sözlerime başlayayım. Tabii herkes gibi sanayiciler, üreticiler de seçim öncesinde seçim atmosferini hep beraber yaşadık. Tabii seçim esnasında bütün Türkiye'de olduğu gibi özellikle üretim dünyasında bir bekleme süreci olur. Ya dur bakalım seçimden sonra işte. Şimdi de seçimden sonrayı beklerken tabii seçimden sonra bir bekleme dönemi daha gündeme geldi. Şimdi hükümetimizin kurulmasını bekliyoruz dört gözle. İnşallah hayırlısıyla bir hükümete kavuşuruz ve bu bekleme sürecini hızlı bir şekilde tamamlarız diye temenni ediyorum. İnşallah biz de bu temenninize katılıyoruz. Beklemek en zoru. Evet. Biz aslında defaatle OSTİM'i konuştuk, sizi de misafir ettik stüdyolarımızda. Lakin hemen şu OSTİM hakkında biraz daha dinleyicilerimize hatırlatma yapalım mı? Yapalım efendim. OSTİM Ankara'da 1967 yılında kurulmuş. Yani OSTİM'in Ankara'da farklı bir yeri var. Şöyle 1967 yılını tasavvur ederseniz 1967 yılında Ankara'da sanayi, sanayileşme, sanayi bölgesi bunlar çok fazla düşünülebilecek şeyler değil. Yani 48 Ankara'da yıl önce yaklaşık olarak memur kenti, işte bürokrasinin olduğu şehir, daha çok burada kamu yönetiminin olduğu bir yer ve dolayısıyla sanayi çok fazla önde olan bir şey değil. Fakat 1967 yılında bu rahmetlik Cevat Dündar, Allah rahmet eylesin diyoruz. Biz hepsini her zaman kendisini rahmetle anıyoruz. Bu Ankara'nın 15 kilometre uzağıymış o zaman. Yani Ankara'nın içi değil, dışarıda bir yer. Böyle bir sanayi bölgesini tasarlamış. Ve bu sanayi bölgesinde de bizim sadece iş yerlerinden başka eğitim merkezleri, sağlık merkezleri, spor merkezleri, konutlar, bunların hepsini beraber bir şehir gibi planlamışlar. Şehrin ayrı bir yerinde yapıldığı için ve böylece Ankara'daki ilk sanayileşme hareketi diyebiliriz OSTİM için. İlk sanayileşmenin başladığı yer diyebiliriz ve böylece toplu halde insanların bir araya gelerek üretim yapmaya başladığı bir alan OSTİM. Sizin de bu konuda OSTİM bir sanayileşme okuludur aslında. Evet. Orada girişimciler işte var. İlk işlerine başlayıp işlerini geliştirdikçe bölgemizden de çok sayıda dışarıya sanayici ihraç etmiş vaziyetteyiz. Özellikle Ankara'daki o diğer bölgelere giden büyük sanayici olmuş firmalarımızın da birçoğunun kuluçka merkezi, başlangıç yeri OSTİM. Dolayısıyla Ankara'nın sanayileşmesinde OSTİM'in bir okul gibi bir fonksiyonu var. Ve halen de bu kuluçka olma, okul olma ve küçük girişimcilerin işlerini yaptığı bir merkez olmaya devam ediyor. Ve sürekli yeni sanayici üreten bir merkez. Aynı zamanda tabii şu anda Ankara'da 8 tane organize sanayi bölgesi oldu ve Ankara artık bir sanayi şehri oldu. Ama dediğimiz yıllara gittiğiniz zaman OSTİM bu sürecin başlangıç noktası. Peki OSTİM'de sanayiciler yetiştiriyorsunuz ama yeni fikirleri de büyütecek bir toprak görevi, humuslu toprak görevi görüyorsunuz aslında. Bunun için Ankara'daki teknokentlerle işbirlikleriniz var. Evet. Bu işbirlikleri nasıl devam ediyor? Bunu da paylaşalım. Şöyle, biz bölge olarak çok dinamik bir yapıya sahibiz. Hemen hemen Ankara'da bütün üniversitelerimize, bütün teknoloji geliştirme bölgelerimize ilgiliyiz. Onların ne yaptığını ve teknoloji transfer ofisleriyle irtibatlıyız. Burada Ankara'daki önemli faaliyetlerde Ankara Kalkınma Ajansı proje pazarı yapıyor her yıl. O proje pazarında da biz orayı takip ediyoruz. Onun dışında yine Ankara'da ODTÜ, Orta Doğu Teknik Üniversitemizin Teknoparkı'nda yeni fikirler, yeni işler yarışması yapılıyor her yıl. Buraya Türkiye'nin her yerinden yeni fikirler geliyor, yeni işler geliyor, yeni projeler geliyor. Orada da biz o projenin de destekleyicisiyiz.
Onun dışında biz kendi bölgemizde teknoloji transfer ofisleriyle bir irtibat noktası olsun diye bir oda tahsis ettik biz OSTİM'de. Bizim kendi teknoloji geliştirme bölgemizin bir binasında onlara bir oda tahsis ettik. Dolayısıyla Ankara'daki birçok teknoloji geliştirme bölgesinin teknoloji transfer ofislerine çalışma alanı oluşturduk. Hı hı. Şu anda Ankara Üniversitesi, efendim Başkent Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, TOBB Üniversitesi gibi bütün üniversitelere de bu imkanı sunuyoruz. Onların teknoloji transfer ofislerinde ve firmalarla buluşmalarında da bir öncülük görevi yapmaya çalışıyoruz. Peki bu yeni fikirler, yeni projeler ilaki teknokentlerden geçmesi gerekmiyor ama bir şekilde sizden yatırım desteği bulabiliyorlar mı ya da yatırım desteği bulmak için rehberlik yapabiliyor musunuz yeni yatırımcılara ya da iyi fikirlere? Ya şöyle, bu bizim çok ilgi alanımızda, bizim direkt kendimiz bir şeyimiz yok. Yani destekleme evet. sürecimiz yok ama bu fikirleri, bu düşüncesi olan, projeye dönüşebilecek olan fikirlerin takipçisiyiz. Ve bunları ilgili kurumlarla, kuruluşlarla, organizasyonlarla buluşuyoruz. Bizim kendimiz bizzat ilgilendiğimiz şeylerde oluyor. Bunları bizim küme firmalarımızla buluşturuyoruz. Bunlardan sonuç çıkartmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla tabii bu bir inovatif hareketlerin sürekli takip edilmesi çok önemli. Bunları biz sanayicilerimizle bir şekilde temasını sürekli tutmaya çalışıyoruz. Anladım. Sanayileşme aslında bir kültür. Sizin de bu konuda daha önce bir açıklamanız olmuş. Nasıl? Yani OSTİM'e bakarak Türkiye'de sanayileşme kültürünün neresindeyiz biz? Bu kültürü ne kadar edinebildik? Bu konuda da bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Ya sanayileşme dediğimiz zaman tabii ülkelerin kalkınmasında, gelişmesinde katma değer dediğimiz şeyin oluştuğu bir alan sanayileşme. Evet. Yani bir koyup 10-100 kazanılabilecek bir alan. Yani mesela bunu tarımda yapabiliyor muyuz? Çok fazla yapamıyoruz. Diğer alanlarda çok fazla bu katma değeri arttıramıyoruz. Burada kalkınmak için, gelişmek için sanayileşme önemli bir araç haline geliyor. Burada da tabii katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi lazım. Yani sadece yemek yoğun işler değil, katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi öne çıkıyor. Burada da tabii bilim, teknoloji ve bilgi yoğun üretim yapılması gerekiyor. Bu da kendiliğinden olan bir şey değil. Yani bunu siz kendi haline bırakıp hani kim ne yaparsa yapsın, bırakın yapsınlar, bırakın geçsinler felsefesiyle oluşacak bir şey değil. Bu bizzat devletin ve devleti yönetenlerin bir stratejik plan dahilinde yoğunlaşarak bir strateji geliştirerek yapması gereken bir şey. Bütün dünyada gelişmiş ülkelerin süreçleri böyle işliyor. Yani bu alanlarda, sanayi alanında emek vererek, efendim bilgi üreterek ve çaba sarf ederek oluşturulan bir şey. Çünkü teknoloji dediğiniz üstünlüğü hiç kimse kimseye ikram etmiyor. Yani o bilgiyi, edindiği bilgiyi başka birine ikramda bulunmuyor. Siz kendiniz keşfedeceksiniz. Bu çabayı sarf ederek, emek vererek, zahmet çekerek, onların geçtiği yollardan geçerek elde edebilirsiniz. Yoksa bir anda böyle önünüze kimse tabakla bunu koymuyor. Ve bir yerinden başlamazsanız hiç burada yol alamıyorsunuz. Yani keşfetmek, yetkinlik kazanmak ve bulunduğunuz yerden farklı bir yere ulaşmanız gerekiyor. Gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi kapatmak için onlardan daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte burada üniversiteler çok kıymetli ve önemli hale geliyor. Orada kendi bilgimizi, kendi teknolojimizi üreterek, başkalarının yaptığını kendimize ait hale getirerek bu yolculuğu tamamlamamız gerekiyor. Yoksa
Hani çok bilinen bir tabir var. Bunu biz de yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Gelişmiş ülkeler merdivenlerini dayayarak çıktıkları kata merdivenlerini de taşıyorlar. Yani merdiven orada dayalı değil. Merdiveni de bir üst kata taşıyor ve arzu ettiğine, istediğine o merdiveni kullandırıyor. Siz kendiniz eğer o merdiveni bulamazsanız ve o adımları tek tek çıkmanın yolunu bulamazsanız üst kata çıkamıyorsunuz. İşte teknoloji dediğimiz, gelişme dediğimiz, teknolojik seviye dediğimiz, katma değer üretme dediğimiz yer o üst katta. O üst kata çıkmanın yolunu bulacaksınız. Yoksa alt katta herkesin bulunduğu ve yaptığı işleri yaptığınız sürece sadece emeğinizi, sadece hamallığınızı yaparsınız. Yani şu anda şey bu, durum bu. Bizim arzumuz o üst kata çıkmanın yolunu bulmak. Yani aslında yerli üretimin bir şekilde insan hayatına girmesi gerekiyor o üst kata çıkmak. Yerli üretmezseniz zaten devamlı başkalarının yaptığını dışarıdan satın alarak hayatiyetinizi devam ettirebiliyorsunuz. Buyurun edin. Yani şöyle, şu cep telefonu alıyoruz bir tane. Bir tane cep telefonu için ne kadarlık bir tır dolusu tarım ürünü satıyorsunuz. Yani bir tır dolusu tarım ürününe, karpuza, bir tır dolusu karpuza belki 3-5 tane telefon alıyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken işi fark ediyoruz değil mi? Yani, karpuzu biz yiyelim, telefon satalım diyorsunuz. Evet. Şimdi tamam, bu aslında bu herkesin gördüğü bir şey. Siyasilerin gördüğü, evet, bir şey, bürokratların herkesin gördüğü bildiği bir şey, sanayicilerin bildiği, tamam, gördüğü. Yani aslında bu bilinen köy. Evet. Ama yolu neden bulamıyoruz? Burayı bu yolu nasıl geçeceğiz işte? Biz bu yolu nasıl düzeltemiyoruz? İşte bu çok şey istiyor. Üzerinde çalışma istiyor. Yani bunu bilmek yetmiyor. Evet, hepimiz biliyoruz bunu. Bunu bilmek yetmiyor. Diğer ülkeler bunları nasıl yapmış, bunlara bir göz atmamız gerekiyor. Mesela bunu yapıp başaran ülkeler, gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerin hepsi bu yollardan geçmiş. Ve biz istiyoruz ki onların geldiği yere bugün gelelim. Böyle bir hazır şey yok. Yani bir paket yok. Evet. Bunun içerisinde zahmet var, sabır var. Yani sabretmeniz gerekiyor. Çünkü o adam 100 yıldır, 150 yıldır bununla uğraşıyor. Bunu yapmaya çalışıyor. Ha biz daha hızlı gidebilir miyiz? Evet, gidebiliriz ama o çileli yolu kat etmeyi gözümüze almamız gerekiyor ve sabretmemiz gerekiyor. Kamu. Bir strateji üretmemiz gerekiyor ve bu strateji sonucunda yol haritasını şey yaparken, takip ederken sabretmemiz gerekiyor. Mesela örnek vereyim ben. Şimdi otomobil yapmak istiyoruz biz. Türkiye olarak otomobil yapmak istiyoruz. Otomobili Batılılar ne zamandan beri yapıyorlar? 100 yıldır yapıyorlar. 100 yıldır yapıyorlar. Ve 100 yıldır o otomobilin en kötüsünden başladılar. At arabasından. Otomobili kıra, döke, boza, arıza yapa bu süreçleri inceleyerek şu anda son model otomobil yaptılar. Evet. Şimdi biz onlara satın alıp biniyoruz. Ama bu otomobili yapmadığını söylüyor. Sürekli bunu satın alarak siz başka birinin ürününü kullanarak, sürekli o para harcayarak bu kaynağı üretemiyorsunuz. Yani ve gelişmeyi ve teknolojik adımı atamıyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Ben otomobil yapmam lazım. Peki otomobili yarın sabah yapabilir miyim? Yapamazsınız. Yapamam. O zaman sabredip, çaba sarf edip, para harcayıp ve devletin de bir strateji üreterek bu işi yapmanın yolunu ve yöntemini bulmamız gerekiyor. Burada önümüzde ne engeller var? Bir, otomobili yapmadan önce motoru yapamıyoruz. Hı hı. Niye yapamıyoruz? Çünkü bütün o geçtiğimiz 100 yılı biz satın alarak, hiç yapmayı kendimizin aklına dahi getirmeden hep başkasının yaptığını kullanmaya zihinlerimiz alışmış. Yani hep, evet, satın alacağız, bineceğiz. Yani bu gökyüzünden gelecek sanki. Ama şimdi yeniden bunu kendimiz nasıl yaparız dediğiniz zaman atı alan Üsküdar'ı geçmiş. Siz devlerin olduğu bir dünyada, milyar dolarların olduğu bir yerde siz bu alana girip ve burada kalıcı bir pazarın içerisinde bir ürünle nasıl yaşayacaksınız? Bunun yolunu bulmanız lazım.
ve her halükarda bulmanız lazım. İşte burada da serbest piyasa ekonomisi şartları içerisinde bunun yapılabilmesi mümkün değil. Bunun için devlet yeni politika üretecek, yeni destek üretecek, çaba sarf edecek, sabır gösterecek ve adım 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 bunun yapmanın yolunu, yöntemini bulacağız. Burada gerekiyorsa konsorsiyumlar oluşturacağız ve otomobili yapacağız. Sadece otomobil değil, Türkiye'de yapmamız gereken birçok işte o teknolojik alanlarda işler var. Şu anda kendi enerjimizi üretmek için bir sürü makine, teçhizat vesaire var. Efendim işte uçağımızı yapmak için önümüzde bir sürü engeller var. İş makinelerimizi yapmak için, efendim kendi raylı sistemlerimizi yapmak için. Hepsi bunların bir strateji gerektiriyor. Bunları Türkiye yapmayı düşündü mü? Evet düşündü. Ben 1975 yılında Sanayi Bakanlığı'nda çalıştım. Hı hı. 1975. Tabii o zaman biz muhterem Erbakan hocamız, Allah rahmet eylesin, Erbakan hocamızın söylediklerini hafife aldık. Ağır sanayi, Türkiye kendi motorunu yapsın, kendi otomobilini yapsın, kendi takım tezgahlarını yapsın, kendi enerji teçhizatlarını yapsın, kendi çiplerini yapsın. Bunlarla ilgili şeyler kurdu hocamız o zaman. Temsan, Taksan, Testaş, TUSAŞ gibi kuruluşlar kurdu. Bunları çok stratejik kuruluşlardı. Bakın esas üzüntü verilen yerde tam burası. Aynı tarihlerde Güney Kore'de aynı başlıklarla firmalar kurmuş bakın. Hyundai, efendim LG, Samsung, Dusan, bütün bu kurumlar hepsi Türkiye'de Türkiye'nin yapmayı hedef seçtiği başlıkları aynı yıllarda Güney Kore'de ve biz o tarihlerde Güney Kore'den daha ileri bir ülkeyiz. İleri bir ülkeyiz. Onlar bunu yaptılar, bu aşamaları geçtiler, sabır gösterdiler. İstikrarlı bir şekilde işlerine güzel ve orada siyasi istikrarı da sağlayarak ve ülkelerin engellerini de aşarak şu anda dünyada gelişmiş ülkeler sınıfına girdiler. Kendi iş makinasını yapıyor, kendi elektronik cihazlarını yapıyor, kendi rüzgar türbününü yapıyor. Yani her türlü ağır sanayi ve teknolojik ürünlerini üretip bütün dünyaya satar hale geldiler. Otomobilini yapıyor, iş makinasını yapıyor. Peki onlar yaptı da biz niye yapamadık? Bizim kurduğumuz o fabrikalar, o şeyler, sistemler devam etseydi biz de Güney Kore'nin geldiği yere gelecektik. Ama hem siyasi istikrar buna müsaade etmedi, hem de yabancıların desteği engele dönüştü ve biz bu aşamayı geçiremedik. Şimdi ben o 75 yılından bugün yeniden geriye doğru bakıyorum. Türkiye ne yapması gerektiğini sorduğunuz zaman gene aynı şeylerin yapılması çıkıyor benim önüme. Ağır sanayi. Ağır, Türkiye kendi motorunu yapması gerekiyor. Türkiye kendi takım tezgahlarını yapması gerekiyor. Türkiye kendi elektronik malzemelerini yapması gerekiyor. Enerji makinalarını kendisi yapması gerekiyor. Takım tezgahlarını kendisi yapması gerekiyor. İşte ağır sanayi dediğimiz, katma değeri yüksek ürün dediğimiz, kendi kendine yeterli sanayi dediğimiz şey böyle bir şey. Bunları yapmadığınız sürece bunları dışarıdan satın almanın sonu yok ve gelişmenizin de imkanı yok. Burayı aşmamız gerekiyor. Peki buna şimdi aslında burada iş KOBİ'lere de düşüyor, büyük sanayicilere de düşüyor. Onlar nasıl bakıyorlar? Yani bu sizin gösterdiğiniz pencereyi açabildiler mi? Bakabiliyorlar mı? İşte bu kendiliğinden piyasa şartlarında olmuyor. Bunun zahmetinin çekileceği bir yer var. Ar-Ge'sinin yapılacağı bir yer var. Yani para harcanması gerekiyor. Yani bu karlı, yarın fizibilitesi olan, yapılınca kendi kendini döndüren bir iş değil. Bunun memleket bir, sevdası lazım o zaman. Bunun için bir... Bunu destekleyen bir mekanizmanın olması gerekiyor. Var, bu mekanizmalar Türkiye'de de var ama bunlar birbirini tamamlamadığı için biz bunu kime sormamız lazım şu anda? Bunların hepsi var da biz bunları niye yapamıyoruz o zaman? Neden? Türkiye kendi rüzgar türbününü niye yapamıyor? Türkiye kendi hidrolik türbününü, barajını niye yapamıyor? Güneş panelini niye yapamıyor? Rüzgar türbünü konusunda Ostim'de işte bunlar, kanatları çok... İyi kanatlar üretebildiğinizi şu anda Milres projesi var. Milli Rüzgar Enerjisi projesi var. Şu anda o projeden 500 kW'lık bir rüzgar türbünü yapılması konusunda bir çalışma yürütülüyor.
Ostim'de bir grubumuz da bu şeyin bir şekilde içinde, ama bakın 500 kilovat. Dünyada bunun 3 megawattını yapmış, 7 megawattını yapıyor. Yani dünya almış gitmiş. Siz geriden bunu yakalamaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Ya biz niye bunları yakalayamadık? Niye buraları geçemedik? Bunları sorgulamamız lazım ve bunun nasıl yapılacağı üzerine ciddi şekilde kafa yormamız lazım. Ve kendimizi de sorgulamamız lazım. Evet. Üretici olarak da, tüketici evet. olarak da biz neyi üretiyoruz? Diye. Biz zaten yani biz şu anda bu kalkınma türü satın alma odaklı. Başkalarının yan sanayisi, tedarikçisi ve başkalarının zaten yapmayı ihtiyaç duymadığı emek yoğun işler. Yaptığımız işler bunlar. Bunu bile yapmak şu anda bizim için şey oluyor, bir fırsat oluyor. Yani buna razıyız biz aslında şu anda. Şu anda bir Ostim'de birçok firmamız mesela bir başkasının tasarladığı, çizdiği resmin şeyini yapıyoruz, parçasını yapıyoruz. Bu bizi para kazandırmıyor. Bu katma değer oluşturmuyor. Bizim yeni ürünler, yeni tasarımlar, yeni markalar yapıp bütün dünyaya satmamız gerekiyor. Hı hı. Çünkü artık emek yoğun işler de başka ülkelere kaymaya evet, başladı. Daha ucuz ülkelere gidiyor. Yani işte sadece emeğinizi satarsanız o ucuz emeğin olduğu yere doğru gidiyor. Siz yine şeye dönüyorsunuz. Boşa dönüyorsunuz. Evet, toprağın verdiği de bu ülkeyi tek başına geçindirmeye yetmez. Yetmiyor, evet. Peki siz konuşmanız başında kümelerden bahsettiniz. Bu kümeleri dinleyicilerimizle paylaşalım mı bir? Ya niye bu kümelerle uğraşıyoruz? İşte evet. Bu demin söylediğimiz sorunların çözümünü biraz buralarda görüyoruz biz. Yani hı hı. firmaların tek başına yapamadığı, yapamayacağı alanlarda onları hem rekabetçi yapmak istiyoruz. Hem de bir araya gelerek bu sektörleri Türkiye'nin sorunlarını çözecek hale getirmeye çalışıyoruz. İşte bu konuda yaptığımız çalışmalarda iş ve inşaat makinelerine bir başlık yaptık. Bu firmalarımızı topluyoruz. Sadece firmalar değil, burada üniversiteleri bu işin içine çekmeye çalışıyoruz. Üniversitelerle beraber bir araya geldikten sonra bunu Türkiye'nin politikalarıyla buluşturalım, devletin politikalarıyla buluşturalım, kendi iş makinelerimizi kendimiz yapalım ve bütün dünyaya satalım. Bu sefer o ülkenin politikalarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Ekonomi Bakanlığımızla, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla bunları buluşturarak onları dönüştürmeye çalışıyoruz. Uğraştığımız başlıklar iş ve inşaat makineleri, medikal, evet. Ve savunma havacılık, enerji, raylı sistemler ve kauçuk teknolojileri. Şu anda bizim Ankara'da ve bölgemizde kümelendirebildiğimiz yani potansiyeli olan grupları bunları bir araya getirdik. Burada güzel şeyler çıkıyor. Mesela bu raylı sistemlerle ilgili olarak sadece Ankara yetmiyor. Anadolu'nun hepsini bir araya getirerek bir grup oluşturduk. Bu çok önemli. Ve şu anda mesela otomobilde kaçırdığımız fırsatı burada yakalamaya çalışıyoruz. Ve büyük ölçüde de şu anda Türkiye'de gerçekten ciddi bir farkındalık oluştu. Şu anda Bursa Belediyesi, Bursa'da bir firmamız tarafından raylı sistemlerini, hafif raylı sistemlerini yerli olarak yaptı. Bu çok güzel bir şey. Yerli olarak yaptı derken o biz vagonları ya da hangi bölümleri? Hepsini. Hepsini. O bindiğiniz raylı sistemin tamamını. Tabii ki bunun yurt dışından gelen parçası da var. Motorunu hiç önemli yapamıyoruz değil. Dediniz. Ama tasarımını biz yaptık. Ha. Tasarımını yerli firma yaptı. Yani bunun kağıdı kalemi eline aldı. Bunun mühendisliğini, tasarımını dışarıdan parçalar da olsun bunun önemi yok. Ama bize ait. Bizim kendimize ait özgün bir ürün olarak bir firmamız, bizim kümemizde de üye o firma, Bursa'da bir firmamız yaptı ve şu anda Bursa Belediyesi'nin Bursa şehrinin içindeki metro araçları yerli ve milli. Bunun dışında tabii bunun farkında olmayan bir sürü belediyemiz çıktı, onlar da dışarıdan aldılar, canları sağ olsun, onlarla da uğraşıyoruz. Onlar yazık ettiler hem kendilerine hem ülkeye. Şu anda Kayseri Belediyesi de yerli bir firmamıza raylı sistem yaptırıyor. Onları da kutluyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Malatya Belediyesi yine yerli bir çözüm hayata geçirdi. Ve şu anda da
Birçok belediyemizde, birçok şehrimizde bu yerli üretimler hızlıca hayata geçiyor ve buradan güzel bir markalar çıkacak ve metro araçlarımız ve hafif raylı sistemlerimiz, hatta hızlı trenimizi bile yerli yapma konusunda çok inanılmaz bir mesafe kaydettik. Şu anda minimum %51 artık konuşulmuyor bile. Biz sizinle ilk yaptığımız program yaklaşık 4 yıl önceydi. Daha henüz Ankara metrosu hayata geçmemişti. Ve siz o zaman çok isteriz Ankara metrosunu yapmayı demiştiniz ama. Şu anda Ankara metrosu ile ilgili ihalede %51 yerli şartı konuldu. Bu çok inanılmaz bir dönüm noktasıydı. Şu anda onun yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalar, çabalar devam ediyor ama tam bizim istediğimiz şeye dönüşmedi. Ama bu Türkiye için bir şey oldu, tarih oldu, milat oldu. Artık çok kolaylıkla bu tip alımlarda, kamu alımlarında yerli katkı doğal hale geldi. Eskiden insanlar bu olamaz, yapılamaz, bir sürü buna engel görüyordu kafasında ama artık bunun yapılabilir olduğunu, yerli katkının artık doğal olduğunu, yabancı firmaların da bunu gönülden kabul ettiklerini şu anda biz bunu bütün herkese göstermiş olduk. Bu önemli bir şeydi. Çünkü biz hani zannediyorduk ki bürokrasi özellikle ya bu yabancı firmalar bizim ihalemize girip bu şartları kabul etmez. Yerli katkıyı firmalara hoş gelmez. Hayır, hoş gelir. Bütün dünya bunu böyle yapıyor. Almanya'sı da böyle yapıyor. Amerika'sı da böyle yapıyor. Bütün firmalar buna zaten zihinsel olarak hazır. Sadece bizim iş bilmezliğimizden dolayı onlara biz teslim oluyorduk ama bunun farkındalığını arttırdık. Şu anda bütün alımlarda, kamu alımlarında yerli katkının adeta mecburi olduğu bir noktaya geldik. Şu anda bunun kanunu çıktı, yönetmeliği çıktı. Henüz yaygınlaşmadı ama bu alanda da inanılmaz bir gelişme oldu. İnşallah bundan sonra bunu daha da ön plana çıkartmayı düşünüyoruz. Aslında yan desteklerden biraz önce de bahsettiniz. Yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de temiz enerji üretiminde eğer yerli ürünler kullanılırsa devlet bunu teşvikle ödüllendiriyor. Böyle bu tür çalışmaların daha mı çok artması lazım? Ya ödüllendiriyor da işte demin söyledim, stratejik yaklaşım gerektiriyor. Mesela şu anda temiz enerji dediğimiz zaman neler var? Rüzgar türbünü. Güneş rüzgar türbünleri dışarıdan satın alıyoruz. Bir rüzgar türbünü, 1 megawatt rüzgar türbünü demek $1 milyon demek. Türkiye'de lisans miktarını hesaplarsanız aşağı yukarı 70 milyar falandan söz ediliyor. Yani 70 milyar dolarlık rüzgar türbünü Türkiye satın alacak demektir. Oysa bunu yerli yapmamız gerekiyordu. Bu rüzgar türbünü lisanslarını verirken bu demin söylediğim şartları koyup sen bunu yerli yaparsan, yaptırırsan, eklersen ben sana bu lisansı veriyorum diye şartlar koyabilirdik. Oraları da geçtik. Şu anda yerli üretime katkı veriyor. Enerji Bakanlığı yerli sanayinin şeylerini arttırdıkça enerji fiyatlarında bir farklılıklar konuyor ama bu yeterli olmuyor. Şu anda rüzgar türbinlerini yerli yapabiliyor olmamız lazım. Kendi enerjimizi üretmemiz lazım. Aksi takdirde bir rüzgar türbününü $1 milyon aldınız ya, 8 yıl o rüzgarın dönen türbün var ya, başkasının getirip koyduğu rüzgar türbünü 8 yıl süreyle o yapan adama çalışıyor. Yani onu imal eden, yurt dışından getirip diken adam 8 yıl süreyle siz dönen o pervaneler o yabancı firmanın şeyini ödüyor. 8 yıl sonra para. Teknolojisi eskimiş olacak. 8 yıl sonra muhtemelen şöyle olacak. Ya bunun verimini daha yüksek bir şey yaptık. Bu eskisini sökelim, yenisini takalım olacak. Yine yabancıya çalışmaya devam edeceğiz. Ya bunun sonu yok ki. Yani biz rüzgarımız bize enerji üretiyor zannediyoruz. Onu da parasını yabancıların teknolojilerini geliştirmeye sarf ediyoruz. Bu bir kısır döngü. Yani biz sürekli yabancılara çalışan bir şey hale geliyor. Rüzgarımız oraya çalışıyor. Suyumuz oraya çalışıyor. Tekstil şeyimiz oraya çalışıyor. Emeğimiz oraya çalışıyor. Bunun yolu kendinize ait sanayi ve teknolojinizi kendinize ait hale getirmenize gelip dayanıyor. Yoksa bu döngüden çıkamıyorsunuz. Hep yabancıya, hep
teknoloji üreten tarafa gidiyor iş. Peki devlet bu konuda çok çabuk hareket edemiyor diyelim. Özel sektör peki bu açığı Türkiye'de böyle bir açığı fark edip neden elini taşın altına koymuyor? Bu özel sektörün tek başına çözebileceği olay olmaktan çıkıyor. Neden çıkıyor? Siz serbest piyasa ekonomisi şartlarında dünyanın en ileri teknolojileri, en şey firmalarıyla burada yeniden sıfırdan doğan bir firmayı çıksın, yeni doğan bir çocuk 50 yıldır 30 yıldır güreş yapan bir adamla güreşi tutuşsun diyorsunuz. Bu hiçbir zaman mümkün olmuyor. Siz bunu başka bir yerde yetiştireceksiniz, büyüteceksiniz, geliştireceksiniz. Tamamen devletin stratejik desteğiyle olacak bu. Bunu yetiştirdikten sonra karşı tarafla şeye tutuşturacaksınız. Eğer bu gelişmeyi, bu bebeği büyütmezseniz, küvezde büyütmezseniz, ayrı bir yerde yetiştirip hazır hale getirmezseniz, öbür tarafta devlerin arasına girdiğiniz zaman zaten yarışamıyorsunuz, rekabet edemiyorsunuz. Bunu da serbest piyasa ekonomisi şartlarında sağlayamıyorsunuz. İşte devlet destekleri, Ar-Ge destekleri dediğimiz şeylerin lazım olduğu yer burası. Türkiye'de bunlar var. Peki niye sonucu çıkaramıyoruz? İşte burada daha başka stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Başından sonuna, yani sadece bir parçayı üretmek, bir çözümü üretmek, bir ucunu yapmak değil, bütünü yapmak için burada daha derin, bunlar kağıt üzerinde var. Yani bunlar var ama buradan sonuca niye varamıyoruz? Burayı sorgulamamız gerekiyor. Ben de bu sorunun cevabını arıyorum zaten. Yoksa kağıtta yazılanlara bakarsanız Türkiye'de her şey doğru. Her şey destekleniyor. Her şey teşvik ediliyor. Efendim devlet bu eksiklikleri, nelerin yapılması gerektiğini kağıtlarda, dokümanlarda görebiliyorsunuz. Ama neden peki bunun sonucunu alamıyoruz? Bu sorunun cevabını ben de arıyorum. Ben soracaktım ama bir dinleyicimiz sormuş, Süleyman Bey sormuş Yeni Mahalle'den. Ostim'de çalışan işçilere iş alanlarında eğitim ve seminerler verilmekte midir tarafınızdan? Verilmektedir. Şöyle, eğitim konusunda bizim bölgemiz, yani Türkiye'de değil birçok yerde, çok farklı bir yerde. Şöyle, bizim bölgemizde ilköğretim okulumuz var, çıraklık eğitim merkezimiz var, endüstri meslek lisemiz var, meslek yüksek okulumuz var, iki ayrı üniversitenin, artı ayrıca bir özel mesleki eğitim ve teknoloji merkezi diye MEKSA diye bir grubumuzun eğitim merkezi var. Ayrıca bizim kendi sistemimizin içerisinde bir eğitim merkezimiz var. Eğitim Ostim'de sürekli gündemde olan bir konu. Başka da çıkış yolu yok herhalde. Yok, eğitim şart. Evet. Peki Ahmet Bey sormuş Sincan'dan. Ostim teknoloji otomasyonunda hangi aşamada demiş ama ne sormak istemiş? Ostim teknoloji otomasyonu. Şöyle. Yani planlamada. Ya Ostim'de çok inanılmaz bir üretim yeteneği ve bilgi olarak son derece yetişkin firmalarımızın ve elemanlarımızın olduğu bir bölge. Neden? Şöyle, Ostim'in ayrı yetkinlikleri var. Bunun önemli bir sebebi var. Ankara'da demin söyledim, ilk kurulan sanayi bölgesi. Ama bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Bakın, aynı zamanda Ankara savunma sanayinin de ana sanayilerinin bulunduğu bir merkez. Evet. Bu çok değerli bir şey. O kümelenmeyi de konuşmak istiyorum bu zaten. Bu çok değerli bir şey. Ostim açısından da bu çok değerli. Ve Ostim'in niteliği ve teknolojik gücü nereden geliyor? Bu savunma sanayi ana firmalarının Ostim ile olan etkileşiminden geliyor. Zaten komşusunuz. Aselsan'la biz komşuyuz. Evet. TAİ ile biz komşuyuz. FNSS, bu şeyde Gölbaşı'ndaki FNSS, Roketsan, Makine Kimya, bunlar sadece Ostim'e iş veren yerler değil. Ostim onların sadece yan sanayisi değil. Savunma sanayine iş yapabilmek için sizin belli bir kalite, standart, belli bir düzeniniz olması lazım. Belli bir kalite yönetim sisteminizin olması lazım. Yani sadece takımınız var, adamınız var, al bu işi yapamazsınız. Bir kültür, bir eğitim, bir nitelik, bir nicelik gerektiriyor. Bunu
şu anda ostimli firmalar, o yan sanayi firmaları, savunmaya çalışan firmalar bunu sağlamış vaziyette. Burada tabii bu ana firmaların bize çok büyük katkıları var. Onlar bizim firmalarımızı geliştirdiler, eğittiler, öğrettiler ve onların bu kalite düzeyine erişmelerine katkıda bulundular. Bu çok değerli bir şey. Yani bizim firmalarımızın bu hassas üretim, kaliteli üretim yapmalarının kültürünü o firmalar oluşturdular. Şimdi böyle oluşmuş bir ekosistem var üstümde. Bu çok değerli. Bu diğer şeylere de yansıyor. Diğer alanlara da yansıyor. Yani siz akşamdan sabaha bunu oluşturamazsınız. Yani böyle bir firmayı takım alırsınız, tezgah alırsınız, adam alırsınız ama bu kalite standarda eriştiremezsiniz. Dolayısıyla Ostim ve çevresindeki bu Ankara'daki bu ekosistem aynı zamanda savunma sanayine, medikale ve uluslararası yedek parça, yan sanayi çalışmasına uygun bir şey, bir ortam. Dolayısıyla burada teknoloji var, burada efendim yetişmiş insan gücü var, burada uluslararası dil bilen, iş bilen, kalite ve standardı bilen insanlar var. Bunun hepsini bir araya getirdiğiniz zaman işte biz kümede bunu yapmaya çalışıyoruz. Topyekün bir sinerji oluşturabiliyorsunuz, evet. Şimdi bir dinleyicimiz sormuş, Ferhat Bey, Ostim'i diğer sanayi bölgelerinden ayıran özellikler nelerdir diye sormuş ama şimdi anlattığım, çok, evet, şimdi bu, anlattığım özellik, yani program başından beri konuştuğumuz, evet, şeyler aslında. Ama ben şunu sormak istiyorum, bu soruya ek olsun. Diğer organize sanayi bölgeleriyle olan iletişiminiz, Türkiye'nin geneliyle olan ilişkiniz nasıl? Çok kısaca bahsettiniz ama değindiniz bir ya noktada. Biz hepsiyle iletişim halindeyiz. Tabii hepsi bizim nasıl kardeş kuruluşlarımız. Hepsiyle işbirliği yapıyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hepsinin ayrı ayrı değerli şeyleri var, tarafları var. Ya bizim bölgemizin ayrı özellikleri var. Diğer bölgelerde farklı özellikler var. Tabii bizim mekan darlığı bizim en şey zayıf tarafımız. Diğer sanayi bölgelerimizde çok güzel çalışmalar var. Onlar da kendi bölgelerini geliştirmek için çaba sarf ediyorlar. Onları da izliyoruz ve biz bilgilerimizi olabildiğince bizim yaptığımız işlerden başkanın işine yarayan ne varsa Ankara, Türkiye genelinde tüm sanayi bölgeleriyle de bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Zaman zaman Ankara dışına diğer sanayi bölgelerine, diğer sanayi odalarına gidip burada yaptığımız onların işine yarıyorsa eğer onları onlarla paylaşıyoruz. Yani diğer sanayi bölgelerimiz kötüdür anlamında bir ifade kullanmadım, kullanmak da istemem. Onlar da çok değerli. Yok, öyle anlamadık çok şey. Zaten. Yani acaba bu sinerji bizi de heyecanlandırsın. Bunu paylaşmanızı istedim. Şimdi bu kümelerde biz zaten biraz kendi bölgemizin sınırlarından taşıyoruz. Sadece Ostim'le sınırlı değil. Kümelerde diğer sanayi bölgelerinden firmalarımız biraz Ankara çapına erişmiş oluyor. Özellikle bu raylı sistemlerde de Ankara'yla da sınırlı değil. Anadolu. Anadolu'daki bütün firmaları kapsıyor. Yani mesela bizim medikaldeki firmalarımız Ostim, İvedik, diğer başkent, Sincan, bütün sanayi bölgelerinde olan firmalarımız var. Raylı sistemler yine öyle, enerji yine öyle. Yani küme dediğimiz zaman artık Ostim değil. Bütün Ankara. Anladım. Şunu sor, şimdi biz yenilenebilir enerji kümesi olduğunu, evet, söylediniz. Savunma ve havacılık kümesi dediniz. Evet. Bundan birazcık bahsettiniz. Peki şunu sormak istiyorum. Bu kümelenmeler, özellikle savunma sanayindeki kümelenme, yeni üretimleri, yeni teknolojiyi sizin bahsettiğiniz adımları atabiliyor mu? Türkiye'nin bu alandaki üretimi nasıl? Şimdi burada çok önemli bir şey var. Şu anda Türkiye'nin en başarılı olduğu alanlardan bir tanesi savunma sanayi. Anlıyorum. Bunun sebebi şu. Burada ülkemiz çok stratejik olarak bir karar vermiş ve savunma sanayi müsteşarlığı diye bir müsteşarlık kurmuş. Özal zamanında yapılmış bir şey bu. Ve bu çok hakikaten ülke için çok stratejik, çok önemli ve çok hayırlı hizmetler yapmış. Şu anda savunma sanayinin
tamamını yöneten bir sistem bu. Dolayısıyla savunma sanayine dahil olacak ürünleri tasarlamışlar. İşte tankını, topunu, insansız hava aracını, uçağını tasarlayan şey bu. Ve bunları en zor alan bu. Yani serbest piyasadan, sivil piyasadan daha zor bir alan bu. Daha teknolojik bir alan. Ve bunları yapmayı hedef olarak seçmişler. Ve bunları da yapmışlar. Ve burayı yönetirken tüm yan sanayi de yönetmişler. Yani savunma sanayinde bütün sektör sahipli. Savunma sanayi müsteşarlığı. Hem yapılacak işlere, hem yapılacak firmalara ve yan sanayisine kadar, ana sanayi, yan sanayi, en uç ilişkiye kadar bunların tamamını yöneten bir mekanizma. Dolayısıyla burada müsteşarlığın fonksiyonu çok değerli hale geliyor. Ostim'deki bu savunma sanayi çalışanların birçoğu da onların stratejisi nedeniyle gelişmiş durumdalar. Onların stratejik planında yapılacak bir ürün Türkiye'de yapılacak önce. Hı hı. Ve bunun mutlaka %70'i yerli olacak. Bu 70'in de %30'u küçük işletmelere dağıtılacak. Sadece büyük firmalar işi yapacak değil. Yani hangi işi alırsa alsın büyük ana sanayi bir firma bunu küçük KOBİ'lere dağıtacak. Ve onların yeteneklerini geliştirecek. Düşünebiliyor musunuz? İşte sanayileşme dediğimiz şey, derinleşme dediğimiz şey bu. Böyle bir şey. Hı hı. Yani bir firmanın bir işi yapmış olması da yetmiyor. Onu dağıtması da. Bunu sürekli sürdürülebilir hale gelmek için bunun derinliğini sağlayarak bunun yan sistemlerini de yapacak firma geliştiriyorsunuz. Yetenek geliştiriyorsunuz ve küçük işletmelere bunu yaydığınız zaman siz iş vermeseniz de yaşayabilecek bir yapı geliştiriyorsunuz. Hı hı. Bu savunma sanayinde işleyen, yürütülen ve tasarlanmış, tanımlanmış ve oluşturulmuş bir yapı. Bu çok takdire şayan bir şey. Biz bunu sivil tarafta yapamamışız yalnız. Bakın sivil tarafta demin anlattığım bu sanayileşme sürecinin eksikliği bu tarafta her zaman fark ediliyor. Bir enerji alanında bu yok. Bir ulaşım tarafında bu sistematik şey yok. Haberleşme alanında bu yok. Medikalde bu yok. Peki yani aslında en milli olması gereken sektörden bahsediyoruz. Çünkü bunun içinde hakikaten ülke güvenliği söz konusu ama tabii ki diğer sektörlerde oldukça önemli. Yenilenebilir enerji kümesi var aynı zamanda sizin bünyenizde. Biraz önce rüzgar türbinlerini konuştuk. Güneş enerjisi için durum nedir? Güneş enerjisi için durum şu anda güneşle ilgili Türkiye'de de güneş potansiyeli çok yüksek. Hı hı. Burada da yine kritik yer en son o PV dediğimiz güneş hücreleri dediğimiz esas güneşten enerjiyi şey yapan en küçük birim. Hı hı. Bunların teknolojisi maalesef Türkiye'de olmadığı için bunları dünyada yapan belli firmalar var. Onları satın alıyoruz plakaları. O plakaları satın aldıktan sonra onları camın üstüne yapıştırıp panel haline getirebiliyoruz. Türkiye'de bunu yapan çok sayıda firmamız oldu. Ama esas katma değer bu şeyde. Yine pilde. Evet. Yine pilde. Yani bunun %60-70'lik kısmı yine bu tarafta kalıyor. Biz o 30'luk kısmı yapabiliyoruz. Burada da bir strateji gerekiyor. Biz Ostim olarak bizim bu kümemiz ve strateji grubumuzla kamuya çok güzel bir teklifte bulunduk. Biz müteahhit değiliz. Biz kâr amacı güden bir kuruluş değiliz. Hani bunu yapın da biz satalım diyen kurum da değiliz. Biz sadece ülkenin bir açığını görüyoruz. Ve bunun nasıl çözülebileceği üzerine kafa yoruyoruz. Ve bunu gidip ilgili kurum kuruluşlara anlatıyoruz. Bunu Kalkınma Bakanlığımıza anlattık. Bakın bunun çözümü Türkiye'de mümkün. Yani Türkiye'de biz güneş bu hücreleri yapamıyoruz ya, bunu yapmak mümkün. Bize göre mümkün. Şöyle. Şimdi Tarım Bakanlığı bu güneş panellerini alan ve kendi tarlasında güneşten enerji üreten ve kuyu suyunu bununla şey yapan
sulamasını bununla yapan, tarımla uğraşan köylüye, çiftçiye bunu destek olarak veriyor. Kırsal kalkınma veriyor, ajanslar veriyor, Tarım Bakanlığı veriyor. Bunu verdiğiniz zaman ne oluyor? Bu panelleri biz satın almaya başladığımız andan itibaren sürekli bizim paramız yine nereye gidiyor? O pil yapan kişiye gidiyor. Kişilere, ülkelere. Ülkeye gidiyor. Peki bunu Türkiye'ye nasıl getirebiliriz? Bunun için bir milyar dolarlık yatırımlar gerekiyor bunu yapmak için. Bunu yaptırabiliriz şöyle. Biz diyoruz ki bu paneli alıp biz bunun paneli alan çiftçiye destek olmayalım. Bu paneli satın alıp çiftçiye verelim. Ve bu satın alma gücümüzü de bir yabancı firmanın, o şey üreten, PV dediğimiz o hücre üreten firmaya bir pazarlık gücü olarak, yani onun belli bir miktarda satın alma taahhüdünde bulursanız o firma gelip Türkiye'de bu yatırımı yapar. Sadece bu garantiyi vermeniz gerekiyor. Yani aslında gelecek onları cebinizden hiçbir şey çıkmıyor bakın. Sadece bir strateji üretiyorsunuz. Yine o panelleri alıyorsunuz zaten. Sadece diyorsunuz ki ben senin ürettiğin panelleri çiftçiye vermeyeceğim. Ben senden satın alıp vereceğim. İkisi aynı bakın. Paneli alana destek vereceğim derseniz dışarıdan geliyor. Paneli satın alacağım ve vereceğim derseniz bir yabancı firmayla bunu Türkiye'de yapma strateji geliştirebiliyorsunuz. Hı hı. Bunu yapmak için firmalar da hazır ama ülkenin burada bir stratejik karar üretmesi lazım. Bunun için biz Kalkınma Bakanlığı'na böyle bir şey de sunduk. Ama bu tabii hızlı ilerlemiyor. Hızlı ilerlemiyor. Yeni hükümete de aynı şekilde bunu sunarız, yine hatırlatırız. Bu stratejik bir şey. Bu yapılırsa ne olacak? Türkiye'de hücre de yapılırsa kendi güneşimizden, kendi panellerimizde, kendi enerjimizi üretebiliyor. Yani çok stratejik bu durumda bir şey. Yabancı bir firma Türkiye'de yatırım yapmış ve Türkiye'den kar ediyor olacak, evet. Sadece ama çalışanlar, hepsi vergisi, bizim olacak. Her şeyi Türkiye'de, evet. Olacak. Türkiye, evet. Şirketi olmuş, evet. Olacak. Türkiye'de, evet. Evet. Yabancı ortaklı ya da, evet. Öyle bir, evet. Peki bu paneli kendimizin üretmesi mümkün değil mi? Bu yöntemle değil mümkün de. Mümkün. Laboratuvar ortamında bunu ODTÜ'de, Gazi Üniversitesi'nde, birçok üniversitemizde bunu yapabiliyoruz. Ama bu büyük bir yatırım istiyor. Ve bunu yaptırım yatmak için de belli bir büyüklükte satın alma çıkıyor karşınıza. Şu anda bu hücreyi yapmak için Türkiye'de çalışmalar var ama henüz sonuca erişmiş bir şey ben duymadım doğrusu. Hı hı. Peki enerji de çok kritik bir sektör. Evet işte. Enerji, savunma ve gıda başkalarının tercihine, insafına, iznine bırakılabilecek alanlar değil. Bunları mutlaka Türkiye'nin kendisi yapması gerekiyor. Şimdi, başka birinin iznine, tercihine bırakamayız. Savunma, enerji, gıda. Evet. Peki rüzgara, bu yenilenebilir enerji üzerinden devam edelim. Rüzgara geldiğimizde türbinleri, evet, bu insanlar yıllardır üretiyorlar, 10 yıllardır üretiyorlar. Biz hala yeni başlamışız ve bebek adımlarıyla ilerlemeye çalışıyoruz. Bunu peki Türkiye'de kurduğumuz var mı? Bizim kurduğumuz türbin var mı hiç? İşte şu anda Türkiye kendi milli rüzgar türbünü üretsin diye TÜBİTAK MILRES projesini üretti. Hı hı. Bu projede bizim bu enerji ve teknoloji bölümünde çalışan Profesör Doktor Sedat Çelikdoğan hocamız bu projenin bir paydaşı. Şu anda İstanbul Ulaşım, Marmara Araştırma Merkezi, Sabancı Üniversitesi bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyor. Bir mani olmazsa sanıyorum yani 1-2 ay içerisinde bu İstanbul'da şey yapılacak. 500 kW'ı konuşuyoruz. Bunun bütün tasarımını yerli olarak yaptılar. Üretimleri yerli olarak yapıldı. Tamamen Türk mühendisi, Türk teknolojisi, yani kendi milli rüzgar türbinimiz dönmüş olacak. 1-2 ay içerisinde, hı hı. İstanbul'da
ve 500 kilovattan başlıyoruz. Ondan sonra bunun 1-1,5-3 megawattlıklarının yapılması da gündeme gelecek. Ve bunun da seri imalatını yapıp kendi ülkemizin ihtiyaçlarıyla bunu buluşturacağız. Bu da ticari bir şey. Bu da kolay bir şey değil. Ama burada da sabırlı bir şekilde bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü mesela şimdi Türkiye bu anlamda çok bakir bir ülke. Yani rüzgar enerjisi daha kurmamış, başlamamış bir ülke. Dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Biz özel olarak bu rüzgar enerjisi konusunu da zaten dinleyicilerimizle daha önce buluşturduk. Bu konunun muhataplarını ve bu konuda yatırım yapmak isteyenleri gerekli yolları göstermek için daha önce buluşturduk. Dolayısıyla Türkiye henüz kurulmamış, bu alanda çalışılmamış bir ülke. Çok az örnekler var. Ama çok da iyi bir ülke olduğunu i̇şte konuşmuştuk o zaman. İlki yapılacak, bu yerli olacak, milli olacak. Ondan sonra o geliştirilecek. Ama işte demin ne söyledim? Sabır. Şimdi ufakcık burada bir hata olsa mesela, diyecekler ki işte yerli oldu, şöyle oldu. Halbuki Almanya'da bunun şeyini, serüvenini dinleyin. Rüzgar türbinlerinin nasıl yapılıp hayata geçtiğini dinleyin. Ne aksilikler, ne yıkılmalar, ne yanmalar olmuş. Ama insanlar sabır, sabır, sabır. Çünkü siz adamın 100 yıldır yaptığı işi bugün akşamdan sabaha yapamıyorsunuz. Bu sabrı da göstermezseniz devrim otomobili gibi kapatacağız. Ha ya olmuyor bu iş diyeceğiz. Gene satın almaya devam edeceğiz. Sabretmemiz gerekiyor. Ve desteğe devam etmemiz gerekiyor. Ve bunu ne pahasına olursa olsun yapacağız dememiz gerekiyor. Evet, o devrim otomobili Türkiye'nin aslında kaderini değiştirecek bir şeyken. Tamam, ne kapandı. Oldu? Devrim otomobili neye vazgeçtik? Benzin koymayı unutmuşuz. Tamam, hatırladık, bir daha koyalım. Neye vazgeçiyoruz? Evet. Yani niye vazgeçtin? Yani devrim otomobili aklımızda kalan filmden, efendim işte araba tam yürüyecekken benzin koymayı unutmuşuz. Tamam, niye vazgeçiyorsun? Hatırladık, benzinini koyduk, yine yapacağız, niye demiyorsun? Uçaktan da öyle vazgeçtik, arabadan da öyle vazgeçtik. Peki diğer o ağır sanayiden de öyle vazgeçtik. Bunlar masum hareketler değil. Yani uçak deyince Vecihi Yürekuş'un hayatını hatırlayıp da Türkiye'nin bu konudaki attığı adımları... Nuri Demirağ, Vecihi Yürekuş. Evet, bu insanların bu konuda gösterdikleri çabayı... Evet. İnsanın gözleri yaşarmadan okuması zor. Evet. İşte bu olumsuzluklardan ibret alıp bizim yeni mücadelelerde yılmamamız gerekiyor. Bizim motivasyon şeylerimizde bunlar, filmleri var. Bizim web sayfasında Nuri Demirağ ile ilgili klip hazırladık. Dinleyicilere öneriyorum. Nuri Demirağ, Ostim'in hazırladığı bir klip var. Bunu girip izleyebilir dinleyicilerimiz. Evet. Şimdi birazcık da medikali konuşmak istiyorum. Raylı'yı biraz konuştuk, savunmayı biraz konuştuk. Medikal anlamda bu kümelenme neler yapıyor? Şu anda Türkiye yine diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da, medikal alanında da ihtiyaçlarının %85'ini yurt dışından sağlıyor. 1 milyar 700 milyon liralık makine kısmını söylüyorum ben, ilaç kısmını söylemiyorum. Burada da cihazları yurt dışından alıyoruz. Bunun yerleştirilmesi için bakanlıkta güzel gelişmeler var, çabalar var. Bu da stratejik bir alan. Buranın da geliştirilmesi lazım. Burada da işte sadece firmalara bunu bıraktığınız zaman bu kendiliğinden olmuyor. İşte bunun test kısmı var, laboratuvar kısmı var, sertifikasyon kısmı var, devletin yapması gereken altyapı işleri var. Bunları yapmadığınız zaman firma bunu yapsın, dünyayla yarışsın. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İşte bunda da onun için küme ve Sağlık Bakanlığımızda da iyi bir çalışma içerisindeyiz. Ekonomi Bakanlığımız da şu anda olayın içinde. O sektörü de Türkiye'de geliştirmek için iyi bir başlangıç inşallah yaptığımızı düşünüyorum. Aslında bu alanda Türkiye'de batıya baktığınızda hastaları artık Türkiye, özellikle estetik ve göz alanında Türkiye'yi tercih ediyorlar. Yani onu da ekipmanla desteklemek gerekiyor. Evet, işte burada hizmet satıyoruz. O da tabii güzel bir şey ama yetmez. Evet. Kauçuk teknolojileri kümelenmesi
Şimdi bizim diğer bu kümelenme faaliyetlerimizde firmalarımızın kazanımlarını gören diğer sektörler de ya biz de hani bir araya gelsek, hani bizim de sorunlarımız var. Mesela kauçukçuların ortak yapması gereken işler var. İşte ham maddeyi beraber alma, efendim atıkları beraber şey yapma gibi, bu kullanılmış kauçuğun tekrar kazanımı ile ilgili ortak yapmaları gereken işler var ya, biz de bir araya gelip şimdiye kadar yan yana hiç oturmamış, sürekli birbirini batırmak için uğraşan firmaların işbirliği yaptığı bir organizasyona dönüştüler. Şu anda onlar da çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İşte Urge projeleri yaptılar Ekonomi Bakanlığı'yla ve onlar da adım adım iyi bir yolda devam ediyorlar. Oradan da güzel sonuçlar bekliyoruz inşallah. Bir dinleyicimiz demiş ki, Ostim Organize Sanayi Bölgesi her türlü soruna cevap verebilecek bir sanayi bölgesi midir diye sormuş. Aslında bütün kümeleri anlattık. Bütün yelpazeye hakim bir sanayi bölgesi aslında. Bütün sorunlara cevap verebilecek derken biz şunu söylüyoruz. Yani şöyle, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde veya Ankara'da ya bir sıkıntım var. Bir makinamın bir yeri bozuldu. İşte bir yeri kırıldı. İşte elektronik kartı bir şey lazım bana. Ben nereye gideyim? Yani bunun çözüm noktası Ostim. Oraya geldiğiniz zaman elektronikten hidroliğe, hidrolikten pnömatiğe, efendim insan yedek parçasından uydu parçasına kadar birçok alan, birçok sektör, birçok yetkinliğin bir arada olduğu bir yer. Onun için birçok büyük firmamız da şu anda Ostim'de tedarik merkezi kurdu. Yani ismini vermeyeyim, şu anda Türkiye'nin en büyük müteahhitlerinin şu anda Ostim'de şeyleri var. İş yerleri var. Niye? Çünkü birçok yerde şantiyesi olan, birçok işle uğraşan o firmaların her başlığının bir arada çözülebileceği yer Ostim. Ostim ihtiyaçlarınızı üretir, ihtiyaçlarınızı çözer diye biz onun için slogan ürettik. Ostim ihtiyaçlarınızı üretir, Ostim ihtiyaçlarınızı çözer. Yani çözülemeyecek bir konu yok Ostim'de. Bir dinleyicimiz de demek ki kişisel bir şey, köpeklerden şikayet etmiş de. Evet. Başkanım doğru, ne olur diyor. Doğru bir şikayet, çok haklı o dinleyicimiz. Biz de şikayetçiyiz. Bunu biz sürekli belediyeyle çözmek zorundayız. Tabii ki hayvanların da hakları var. Onlara çok büyük saygımız var. Onlara bizim herhangi bir zarar verme, şey yapma, yok etme gibi bir şeyimiz, imkanımız da yok. Bunu yapmak da istemeyiz ama bunun muhatabı belediye. Belediyeye bu şikayetleri biz de sürekli iletiyoruz. Beraber çözelim o dinleyicimizle. Yani onun bir çözümü varsa onu bu, beraber... Bu aslında biz tabii belediye başkanlarının tamamını da burada misafir ettiğimiz için bu genel, bütün Ankara'nın genel bir sorunu, dolayısıyla biraz daha sabır. Evet. Büyük bir barınak yapacaklar, illaki yapacaklar. Ya barınak da çözmüyor. Bunların sorunlarını barınağı hani kapattığınız zaman da sanıyorum bu tam çözülebilmiş olmuyor ama Büyükşehir Belediyesi'nin sanıyorum bununla ilgili böyle bir projesi, çalışması daha var. Daha önce konuşulmuştu programlarımızda da. Evet. Dolayısıyla bir köpek kovar alacaksınız o zaman. Peki biz kendi içimizde bu çalışmaları yapıyoruz, bu resmi görmeye çalışıyoruz ve bunun için mücadele etmeye çalışıyoruz. Yabancılar bize nasıl bakıyorlar? Nasıl bir araya geldiğinizde nasıl tepkiler alıyorsunuz? Şimdi yabancılar nasıl bakıyor? Ben bu programa gelmeden önce şu anda benim Ostim'de bir misafiriniz var, Almanya'dan gelmiş, beraber proje yaptığımız onların GIZ. Ekonomi Bakanlığı'nın uluslararası bir organizasyonuyla beraber biz bir proje yaptık. Biz de merakla yabancılar Ostim'e baktığı zaman ne görüyor, nasıl bir intiba ediniyor diye. Geçen defa onlar bir uzmanı gelmişti. Ben onu pencereden şöyle o Ostim'i gezdi, dolaştı ve sonra pencereden bir onu Ostim'e doğru döndürdüm ve bir soru sordum. Dedim ya burayı nasıl görüyorsunuz, nasıl değerliyorsunuz? Biz de Almanya'ya çok gidip geldik tabii. Bizim benzerimiz bir yer yok orada.
Özellikle çevre ile de ilgileniyordu hanımefendi. Dedi ki ya ben dedi çok güzel gördüm dedi burayı. Yani çok iyi gördüm dedi. Peki neresi iyi buranın? Hani bize göre darmadağınık bir yer Ostim dedim. Yok dedi. Ben dedi mesela dedi burada bacasından duman çıkan bir yer görmedim. Çevreye gürültü saçan bir yer görmedim. Etrafa her şeyini saçmış, dağıtmış sokaklarında bir yer görmedim. Dolayısıyla fevkalade güzel bir bölge olarak böyle bir şey edindim, intiba edindim. Ya dedik tamam yani biz beğenmiyoruz ama Ostim'i hani böyle demek ki bir yabancı gözüyle de Ostim böyle bir yer. Tabii sanayi bölgesinin kendine has şeyleri var, özellikleri var. Ama her şeye rağmen biz çevreye duyarlı. Hatta biz çok iddialı şeyler koyduk, hedefler koyduk Ostim olarak. Sürdürülebilirlik raporu çıkarttırdık. Yani biz bölgemizi temiz üretim, sürdürülebilir, çevreye duyarlı bir merkez haline getirmeyi orta vadede hedefliyoruz, düşünüyoruz. Ve bunun için imar planlarımıza değişiklik yaptırdık. Bizim bölgemizde yeni yapılan yapılarda işte enerjisini güneşten üretebiliyor. Hı hı. Ve enerji verimliliğine uygun yapı yapmasını istiyoruz. Bu konuda mesela sizin binanızı da soracaktım. Siz bizim binamızda bunun bir örneği tabii. Tamamen evet, temiz enerji üzerine ve pasif bina dediğimiz kendi enerjisini üreten, çevreye zarar vermeyen, atıklarını kendisi geriye dönüştüren, suyu dahil ve kojenerasyon sistemi olan, toprağın ısısından yararlanarak kendini ısıtan, soğutan bir örnek bina yaptık. Ve diğer firmalara da, diğer bu uygulamaları yapanlara da örnek teslim edecek bir şey. Biz diğer binalarımızda da aynı şeylerin yapılmasını öngörüyoruz. Çatılarımız bizim çok kıymetli. Şu anda herkes güneş enerjisi üretmek için tarla arıyor, tarım arazisi arıyor. Halbuki bizim hazır çatılarımız var. Bunları değerlendirmek istiyoruz. Bunları enerji santralına dönüştürmek istiyoruz. Ostim'in tamamının çatısı Ostim'in tamamına yetecek kadar enerjiyi üretebiliyor. Hı hı. Bu nedenle 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra bir bakacaksınız Ostim'in bütün çatıları, güneş panelleri Ostim'in kendi enerjisini üretiyor. Belki adam binasından aldığı kiradan çok çatısından enerji bedeli kazanacak. Hedefimiz de bu. Yani çatısına koyduğu panellerle içeride kiracı, oturan kiracı var ya, o kiracıdan aldığı para kadar para kazanma imkanı var. Ve biz bunun yolunu açtık. Bunun imar planında bütün prosedürlerini tamamladık. Şu anda da birkaç tane de uygulamayı başlattık. Ostim'de birçok çatı şu anda kendi enerjisini üretiyor ve para kazanıyor. Bunu da yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunu peki, bu söylediğiniz şeyi Ostim dışındaki insanlar da yapabilirler mi? Yapabilirler. Bunun hiçbir şeyi yok. Size bir gideri yok. Yani siz çatınızı tahsis ederseniz, panelini koyup bunun enerjisini alıp 5 yıl sonra bunu kendini ödüyor zaten sistem. 6. yıldan itibaren de siz para kazanmaya başlıyorsunuz. Hiç sizin bir para harcamanıza da gerek yok. Bunun kredisini, finansmanı da şeyler sağlıyor. Size bu işi yapacak adamlar. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Programımızın sonuna geldik. Programa misafiriniz geldiği için biraz da geç başladık. Aslında bir dinleyicimizin sorusu vardı. Onu da atlamayayım, sorayım. Gelecek dönemdeki hedeflerinizi soruyordu. Dinleyicimizin adını da bulamadım da. Gelecek hedeflerimizi biraz bahsettim. Biz bölgede çevreye daha duyarlı, temiz üretim ve sürdürülebilir bir sanayi bölgesi olma konusunda bir yolculuğa çıkmış vaziyetteyiz. İkincisi, yine bölgemizde temiz enerjiyle ilgili olarak bir teknoloji geliştirme bölgesi kurma planımız var. Önümüzde şu anda en önemli işlerimizden bir tanesi bu. 87 bin metrekarelik bir alanımızı biz bu işe tahsis ettik. Bu Türkiye'nin de önemli ihtiyacı olan enerji konusunda güneş, rüzgar, kojenerasyon, ısı pompası, enerji verimliliği, temiz teknolojilerin bir arada bulunduğu bir teknoloji geliştirme bölgesi yapacağız. Burada 6 tane üniversite bizim ortağımız. Şu anda bu sene inşaatına başlıyoruz. Allah kısmet ederse bir 20-30 bin metrekarelik bir alanı hizmete sunacağız. Burada tamamen
enerji üretimine odaklı Ar-Ge'lerin yapıldığı, Ur-Ge'lerin yapıldığı, hatta üretimin de yapıldığı bir teknoloji geliştirme bölgesi olacak. Şu anda geleceğe ait, önümüzdeki yıllara ait önemli başlıklarımız bunlar. Anladım. Ben aslında hemen atlamadan istihdamla ilgili de birkaç soru sormak istiyorum. Bu konuda dinleyicilerimizin de soruları var. Ostim'de istihdam nasıl gerçekleşiyor? Yani şu anda Ostim ihtiyacı olan personeli karşılayabiliyor mu? Bu personeli bulabiliyor mu? Bunu karşılayamıyor. Bu Türkiye'nin istihdam sorunuyla Ostim'inki aynı. Hı-hı. Bir tarafta adamlar yazıyorlar. Vasıflı vasıfsız eleman aranıyor. İş yerine levha asmış. Bir taraftan da bizim Ostim idareye müracaat geliyor. İş arıyorum. İstihdamla ilgili Çalışma Bakanlığımızın, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birimleri var. İstihdam ofisi var. Odalar, ayrı zamanda bizim idare binasında bu ofisimiz var. Bütün iş arayan adamların da hepsinin şeyi takip ediliyor. Fakat bu eşleştirmede inanılmaz zorluk çıkıyor. İş arıyorum, adam arıyorum. Nasıl bir iş arıyorum? Ön taraf, cam kenarı, şoför mahalli ve parası yüksek, masa başı bir iş arıyorum. Yani çalışmamak için iş arıyorum. Çalışmak için iş arayan herkese iş bulabiliyoruz. Ama bu hakikaten bir sorun. Yeterli eğitimde de eksikliklerimiz var. Oradan da takılıyoruz ama demin söylediğim gibi Türkiye'de biraz iş beğenmemezlik var ve çalışan insana çok fazla itibar edilmiyor. Bu çok bir ülkenin bir hastalığı bu. Bu çok yanlış bir şey. Evet, oysa inançlarımız gereği helal parayı kazanmak. Hayır, bu çok yanlış çok bir şey. Önemli bir şeydir. Bu çok yanlış bir şey. Geçen gün enteresan bir şeye rastladım. Bir başkanımızın şeyiyle, ilhamıyla Sivas Divri'de Mengüç Sultanı bir hanımefendi bir şey yaptırmış, şifahane. Divri'de Ulu Cami şifahanesi, üstüne de yazı yazılmış: üretmeyenin tüketme hakkı yoktur. Üretmeyenin tüketme hakkı yoktur. Üretim çok kutsal bir şey, çok manevi bir şey. Hepimiz tükettiğimizden fazla üretmezsek gelecek nesillerden tüketiyoruz demektir. Gelecek nesillerin hakkını, hukukunu tüketiyoruz demektir. Herkes bir tüketiyorsa iki tane üretmesi lazım ki gelecek nesillere bir refah bırakalım. Dolayısıyla üretim çok mübarek bir şey, çok değerli bir şey, çok anlamlı bir şey. Dolayısıyla Ostim'de çalışmak bir ibadet. Ostim'de çalışmak, üretmek onurlu bir şey. Kızını orada çalışanlara vermek de en az onun kadar kıymetli bir şey. Ama Türkiye'deki maalesef yetişme şartlarımız, tarzlarımız, işte kravatlı olanlara efendim yönelik dönüyor ve bu gidişatta tabii iyi bir gidişat değil. Üretim yapmak esas. O hizmet sektörü ve diğer kamu hizmetleri onları destekleyen, onlara destek veren şeyler esas değil. Yani oradakilerin maaşını da biz o çalışanlardan alıp veriyoruz. Dolayısıyla esas olan o üretim alanı, o üretim mekanizması. Orada esas, bütün iş orada. Orayı yok edersek öbür taraftakilerin hepsi boş. Neyi paylaşacağız, neyi alacağız, hangi maaşı ödeyeceğiz? Önemli olan o üretimi, o katma değeri oluşturan tarafı önemsememiz gerekiyor. Bu nedenle çalışma konusunda da, yani çalışmaktan, üretmekten kimse erinmemeli. Yani bunu iş olarak biraz hafife alıyor toplum. Hani daha çok oturan, masanın başında, bilgisayarın başında, kravatı boynunda işi iş olarak kabul ediyor. Halbuki esas iş o. Almanya'yı düşünün. Almanya'da meslek edinmiş bir adam şeyden daha kıymetli bir adam. Daha itibarlı bir adam. Bizde de öyle olması lazım. Esas olan da bu zaten. Evet. Bunu, bu anlayışımızı değiştirmemiz lazım.
Tabii burada çalışan işverenlerin de yapması gerekenler var. İşverenlerde de burada görev düşüyor. Çalışma ortamları, çalışma şartları, işçi işveren ilişkilerinde bizim daha müşfik, daha cömert ve daha merhametli olmamız gerektiriyor. Evet, onu söyleyecektim. Hatırladığım kadarıyla dinleyicilerimizden daha önce makine mühendisi bir arkadaşımız mail göndermişti. Yine böyle iş ve işverenlerle ilgili konuşurken, ben çalışmak istiyorum, önemli değil, elim yağlanabilir, üstüm yağlanabilir ama insan olarak muamele görmek istiyorum. Çok mesleğime doğru. Saygı istiyorum. Tamam. Yağlanmak benim için sorun değil demişti. Tamam, bunun cevabını da işverenlerin bulması lazım işte. Yani sadece işçi bulamıyorum değil, sen de çalıştırdığın iş ortamı, çalıştırdığın insana değer, onu adam yerine koymak, ona itibar etmek, bu da tabii teşvik edici bir şey. Evet. Çay, bunu yapmamız çay yani. Getirmek için okumadım evet. Diye yazmıştım. Böylelikle evet. Onu da hatırlamış olduk. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben çok sizin teşekkür eklemek ediyorum. İstediğiniz Radyo Doğa'nın bütün dinleyicilerine sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Bizi davet ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Evet sevgili dinleyiciler, bugün Ostim Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Aydın konuğumuzdu. Sorularımızı içtenlikle cevapladı. Bir sonraki programda görüşene dek hoşça kalın.